Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Dünden bu yana o yaşanan olaylardan sonra Instagram'a kaç arkadaşımız mesaj attı. Aleyna Çakır hakkında yeniden bir video çeker misin diye. Ben de biraz açıkçası bekledim çünkü neyin ne olduğunu anlamak için ve biraz işte açıklamaların gelmesi için. Çünkü o açıklamaları izledikten sonra böyle bir video çekmek istedim. Ve sizler de beklediniz, teşekkür ederim. Bu videomun konusu Ümitcan Uygun'un annesinin şüpheli ölümü üzerine ve Aleyna Çakır cinayeti üzerine olacak. Aleyna Çakır hakkında çektiğim eski videoları izlemek için de yukarıdaki kartlara bakabilirsiniz. Oradaki videolarımdan da aşama aşama takip edebilirsiniz olayı. Bugünkü videomuzun konusu Ümitcan Uygun'un annesinin şüpheli ölümü. Neden şüpheli ölüm diyorum? Aslında sosyal medyada geziyorsanız o komplo teorilerini biraz okumuşsunuzdur. Ve o teorileri okuduktan sonra bana mantıklı gelmeye başlayan bir takım olaylar oldu. Neydi bu olaylar? Ümitcan Uygun'un annesinin soruşturma başladıktan hemen bir gün sonra akşam saatlerinde bir arabaya bindirilip akabinde ölüm haberinin verilmesiydi. Çünkü bu olay hakkında görgü tanıkları bugün Müge Anlı'nın programında konuştu ve intihar ettiği söyleniyor fakat intihar eden bir kadının ağzında maske olmaz, ellerinde poşetler olmaz, ayakkabısının bir teki ayağından çıkmaz. Bu neyi işaret ediyor? Ümitcan Uygun'un annesinin intihar değil de aslında oraya kasıtlı götürüldüğü veya sürüklendiği anlamına da geliyor olabilir. Bugün Müge Anlı'ya çok ağır suçlamalar vardı. Özellikle bu olay yaşanırken, yaşandıktan sonra sıcağı sıcağına Ümitcan Uygun'un kendisi ve babası bu olayın tek sorumlusunun Müge Anlı ve yanında çalışanlar olduğunu beyan etti. Ve bir tane de intihar notu vardı. Aslında o intihar notu neydi? "Benim ölümümden Müge Anlı sorumludur" diye bir intihar notuydu. Ve orada resimleri görmüşseniz eğer Twitter'dan dikkatli baktığınız zaman kurşun ensesine isabet etmiş. Yani bu bir intihar olayını biraz üstünü kapatıyor diyebiliriz. Ve kan tamamen aşağıya doğru akmış. Bu ne demek oluyor? Kişi oraya gidene kadar ya sürüklenmiş, yani öldürüldükten sonra sürüklenmiş veya orada başkası tarafından öldürülmüş demek oluyor. Ümitcan Uygun'un annesi öldürülmeden birkaç gün önce bir tane WhatsApp grubu kurup ilgilendiği kızların numaralarını o gruba ekledikten sonra eğer benim hakkımda herhangi bir soru sorarsa iyi şekilde cevap verin diye bir mesaj atmış. Bunu Müge Anlı'ya bağlananlar söylüyor ve Müge Anlı'nın dediğine göre de bu olaylar patladıktan sonra birçok kız Müge Anlı ile iletişime geçip olayın çeşitli yönlerini de anlatmışlar. Bildiğiniz üzere Ümitcan Uygun'un annesine çeşitli suçlamalar da yöneltilmişti. 18 yaşına giren kızları gece hayatına özendirmek ve benzeri herhangi bir suç unsuru teşkil edecek bir olayı kızlara empoze etmek anlamında böyle suçlamalar da vardı. Müge Anlı bugün yaptığı bir açıklama vardı. Buradaki kilit nokta, yani odaklanmamız gereken nokta toplumca şu aslında. 3,5 aydır bu olay gündemde. Özellikle ilk başladığında büyük bir gündem yarattı. Ardından Müge Anlı bu olayı programına taşıdı. Şimdi 3,5 aydır böyle bir soruşturma varken neden devlet müfettişleri Ümitcan Uygun'un annesine soruşturma başlattıktan hemen sonra Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulunuyor? O gece yapılan, çekilen, yayınlanan, servis edilen videoyu izlediğinizde ortada bir ölen kadın var. Sayın Süleyman Soylu Bakanım, değerli bakanım, benim eşimi bir kelimeye, benim eşim o kadar gururlu ki bir kelimeye benim eşim kendini vurdu. Onları Allah'a havale ediyorum. Ama sayın bakanım, sayın cumhurbaşkanım, o orada oturan adam kızına kendi tecavüz etmiş. Kızına kendi tecavüz etmiş. O Allahsız var ya, Müge Anlı Allahsız. Onu Allah'a havale ediyorum. Allah onu perişan. Ve o kadının oğlu, kocası bu olay hakkındaki tek görüşleri sadece Müge Anlı aleyhinde konuşmak oluyor. Ne bir gözyaşı, ne bir üzüntü, ne bir ağlama var aslında o videolarda. Gerçekten soru işaretleriyle dolu bir olay. Şuna inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaleti elbette ki bu olayı aydınlatmaya yetecektir. Zaten insanlar da bunun için uğraşıyor. Sadece bir nasıl desem, algı yaratmak mı diyeyim veya olayı başka yöne saptırmak mı diyeyim, böyle bir girişimler yaşanıyor her türlü olayda. Fakat
Burada önemli olan husus tamamen özverili bir şekilde çalışmak, çünkü Müge Anlı da bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Öte yandan Müge Anlı olayın sorumlusu olarak gösterilirken benim vicdanım rahat demişti. Ben bir gazeteciyim, herhangi bir suçlamaları kabul etmiyorum. Ben yapmam gerekeni yapıyorum dedi. Çünkü Müge Anlı başından beri ne karşı tarafı ne de Aleyna Çakır'ın tarafını tutuyor. Yani objektif bir şekilde olaya yaklaşıyor. Sabah programlarını izlemeyi hiç sevmem. Ama bu olayı takip ediyorum. Çünkü bu olay sadece bir magazinsel olay değil. Kesinlikle magazinsel olay değil. Bu olay toplumu ilgilendiren bir olay. Özellikle kadın cinayetlerinin son zamanlarda artmasıyla birlikte ayyuka çıkan bir olay. Ve toplumumuz son zamanlarda, son 3 yıldır özellikle bu tarz konular hakkında çok büyük hassasiyete sahip. Buradan bütün hassasiyete sahip olan insanlara da teşekkür etmek boynumuzun borcu aslında. Twitter'daki bir takım tweetler var. Onları okudum. Birçoğuna hak verdim. Ciddi anlamda insanlarımız artık bu tarz olaylardan sıkılmış durumda. İnsanlarımız huzura muhtaç durumda. Devlet yetkililerimize tabii ki de halk olarak güveniyoruz. Elbette ki onlar elinden geleni yapıp bu olayın doğrusunu yanlışını insanlara sunacaklardır. Bu olay hakkındaki gelişmelerden anında haberdar olmak için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yine aşağıdaki yorum kısmından bana ulaştırmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Açıklama kısmında Instagram hesabım mevcut. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.